Arkadaşlar merhabalar. Biliyorum uzun zamandan beri DLR videoları bekliyorsunuz. Zamanım şu anda oldu ve videonun çekimlerine başladım. Şimdi işleyişi ben size anlatacağım. Nasıl olacak? Sadece bu videoya özel bir giriş konuşması yapacağım. Diğer videolarda olmayacak. Şimdi bu video Cube Rotation. Her modülün başında yapacağım şey modülün amacını anlatacağım. Yani modül bizden ne istiyor, ne yapmamızı istiyor onu anlatacağım. Daha sonra yöntemi anlatıp videoyu bitireceğim. Bu kadar basit. Bu videolar kısa olacak. Tüm videoların çekimlerini bitirdiğim zaman hepsini oynatma listesi şeklinde bir paket halinde yükleyeceğim. Oradan istediğiniz zaman çalışabilirsiniz. Umarım videoları beğenirsiniz. Elimden geldiğince hızlı şekilde bitirmeye çalışacağım. O zaman lafı fazla uzatmadan. Evet arkadaşlar anlatmaya başlıyorum. Nedir bu cube rotation? Bizden ne istiyor? Arkadaşlar cube rotation'da bizden bir küp hayal etmemiz istiyor. Ve bu kübe ilk başta bir işaret koyuyor. X işareti. Sonra bunu sizden çevirerek en son x işaretinin nerede kaldığını bulmanızı istiyor. Modül tamamen bu. Peki nasıl başlıyor? Mesela bu ekranda gördüğünüz gibi ilk başta nerede? Front, ön kısmında. Şu şekilde ifade ediyor. Size herhangi bir görsel göstermiyor. Initial position front diyor. Yani x işareti önde veya initial position top, initial position left. Yani x'in pozisyonunu söylüyor. Ondan sonra şu komutlarla çevirmeye başlıyor. Left, right, front, back diye çevirmeye başlıyor. En son halinde size soruyor. Peki şıklar nasıl oluyor? Şıklar şu şekilde oluyor. Bitirdikten sonra size şu şıkları sunuyor ve diyor ki önde mi, arkada mı, sol, sağ, üstte veya altta mı? 6 tane seçenek var. Peki bunu mu kullanacağız? Bu şekilde mi hayal edeceğiz? Hayır. Bizim şu an yapacağımızı ben size söylüyorum. Açık küp yöntemi. Açık küp yönteminde yine vereceği 4 tane komut var. Öne, arkaya, sola, sağa. Kübü yatır veya çevir. İlk verdiği komut için mouse'umuzu yerleştireceğiz. Mesela dedik initial position top dedi. Biz mouse'umuzu top'a koyduk. Left, right, right, left, back, front, front, front. Yani nereye doğru yönlendiriyorsa sizi mouse oraya götürüyorsunuz ve son nerede kaldıysanız X işareti orada olmuş oluyor. Öne doğru forward dediği zaman aşağı yönlü hareket yapıyorsunuz. Back dediği zaman da geriye doğru. Peki bazı küçük nüanslar var. O nüanslardan bahsedelim. Arkadaşlar mesela right'ta back dediği zaman burası boşluk değil mi? Yani boş. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Veya back'te right dediği zaman boşluk. Yine back'te left dediği zaman boşluk. Bu boşluklar boş. Ama birkaç tane dediğim gibi kural var onları söyleyelim. Right'ta right derse bottom, left'te left derse bottom. Sadece bottom'da left derse ters mantık sağa, bottom'da yine right derse ters mantık sola gidiyorsunuz. Bu birkaç tekrar sonra yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Sakın gözünüz korkmasın. Bir de bu şekli tekrar ediyor gibi düşünün aşağı doğru. Bottom'da forward dediği anda boşluk. Ama boşluk değil arkadaşlar. Back geldiğini düşünün. Bunu tekrar ettiğini düşünün. Mesela de ki bottom'dasınız. Forward. Aslında back'tesiniz şu anda. Back'teyken de mesela tam tersi. Back'teyken back dediği zaman back. Aslında bottom'dasınız. Yani bunlar tekrar ediyor. Bunu bu şekilde ezberlemeniz gerekiyor. Birkaç tane tekrar yapalım. Yöntemi nasıl işe yaradığını görün. Bunları sizinle paylaşacağım bu arada. CBT zaten Türk Hava Yolları sizinle paylaşacak. Sky Test'i de ben sizinle paylaşacağım. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şuradaki kodu kopyalıyorsunuz. Direkt aşağıya kopyalıyorsunuz. Aktive ediyorsunuz oluyor. Şimdi bunu kullanma amacım şu. Aynı şey aslında ama Türk Hava Yolları'nı gönderdiğinde 20-30 tane çözdükten sonra doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız onu görüyorsunuz burada. Ve kendiniz onu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi size ne demeye çalıştığımı anlatacağım. Cube Rotation'a geliyoruz. Run Test diyoruz. Burada bekleme süremizi 2 saniye yapalım. Ne yapsın? 5 kere çevirsin. 1 dakika boyunca devam etsin. Okey dedik başlıyoruz. Starting position. Forward, backward, forward, backward. Bakın dediği komutlara göre yapıyorum. Forward. Forward yok. Left'te kaldık. Left dedim. İkinciye geçiyorum. Starting position. Bottom. Koydum. Left. Forward. Right. Tekrar buraya. Backward. Geri. Backward. Geri. Tapta kaldık. Nerede tap? Tap burada işaretliyorum. Bakalım kaç tane doğru yapmışız. Starting position. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki tane right. Doğru yapmışız. Yanlış yok. Left. Ne yapacağız? Şimdi biraz daha hızlandıralım. Değil mi? Bir saniye de bir komut versin bize. Başlatıyorum tekrar. Starting position. Right. Forward.
Left, forward, right, left. Front. Biraz daha hızlı gördüğünüz gibi. Sınavda bu şekilde hızlandı. Starting position. Backward, forward, left, left, right, right. Tapta kaldı. Starting position. Top. Forward, forward, backward, left, backward. Tapta kaldı. Starting position. Left, backward, left, right, right, forward. Front. Starting position. Yetişmeyebilir. Right, right, left, backward. Right. Bitme bakın. 4 doğru, 0 yanlış. Yani %100 doğrulukla yaptık. Arkadaşlar bunu gitgide hızlandırabiliriz. Bakın bir tane daha hızlandırıyorum. Bayağı düşüreceğim bu sefer. Nokta 6'ya kadar düşürelim. Çok hızlı şekilde sadece konsantre şekilde yapmaya çalışacağım. Starting position. Bottom. Backward. Right. Forward. Backward. Forward. Görseli açmayı unuttum. Biz de bir daha başlatıyorum o yüzden. Yarım saniyede bir neredeyse bir tane komut sayacak. Evet. Açıyorum evet. Starting position. Left. Right. Backward. Right. Left. Left. Back. Starting position. Left. Backward. Right. Right. Forward. Left. Top. Starting position. Top. Left. Right. Backward. Left. Forward. On the top. Starting position. Forward. Left. Right. Right. Left. Backward. Biraz kolay geliyor. Normalde o kadar da kolay değil. Starting position. Right. Left. Right. Left. Forward. Left. Front. Starting position. Forward. 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 Left. Left. Bakın 5 doğru, yanlış yok. Evet, bu son aşamaydı arkadaşlar. Bu hızın ötesine geçmiyor. Bundan emin olabilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kafanızda hayal etmek. Yani hiç görseli açmadan şu anda onu da deneyeceğim. Zaten bu çok daha kolay. Takibe gerek yok. Sadece kafanızın içerisinde çok hızlı şekilde gözlerinizi kapatarak yönlendirebilirsiniz. Bu şekilde kafanıza yazmanız gerekiyor. Zaten hiç vaktinizi almayacak, emin olun. Birkaç pratikten sonra çok daha kolay olacak. Şimdi onun ispatını yapacağım size. Biraz daha düşürelim hatta. Başlıyorum. Starting position. Right, right, backward, left, left, backward. Top. Starting position. Bottom, right, backward, backward, left, forward. Neydi arka taraf? Behind, yes. Starting position. Biraz zorluyor. Bottom. Backward, forward, left, backward, left. Top. Biraz zorlu, çok starting hızlandırdım. Position. Niye bu kadar hızlandırdım? Right, forward, left, left, backward, left. Bottom. Çok hızlandırdım. Starting position. Bottom, left, left, backward, forward, forward. Front. İnşallah. Starting position. Olmaz. Backward, left, right, forward, left. Olmaz çünkü yetmezden. Bakın arkadaşlar 5 doğru yanlış yok. Yani akıldan çok daha kolay oluyor. Hatta daha da hızlandırdım. Dediğiniz gibi ispatını da yapmış olduk. Bu kadar hızlı da gelmiyor. Sınav kesinlikle bu kadar hızlı olmuyor, emin olun. Zaten aşama aşama hızlanarak gidiyor. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde pratik yaparak bu modeli rahatlıkla geçebilirsiniz. Ben çok en üst düzeylerini zorladım. Ona rağmen %100 başarı elde ettik. Her gün diyalara tüm modüller toplam 1 saat çalışarak bu seviyeye gelebilirsiniz. Bir sonraki video RMS olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip abone olup altına yorum bırakmayı unutmayın.